YKS 2024 yığılma hangi net aralıklarında olacak? Netlerdeki düşüşün yığılmaya etkisi olacak mı? Merhaba arkadaşlar, Eğitim İş Dünyası'na hoş geldiniz. 2024 YKS sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Bugün yığılmalar hangi net aralıklarında olacak? Bu konuya değineceğiz. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar, her sene bir miktar yığılma oluyor. Bu sene de yine yığılma olacaktır. Yığılmanın olduğu yerlerde OBP, ortaöğretim başarı puanı ve standart sapma devreye giriyor ve sıralamaları çok ciddi anlamda etkiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi yığılma nerelerde? Hemen bakalım. TYT kısmına baktığımızda bu sene özellikle 35 ila 45 net aralığında yığılmanın biraz daha fazla olmasını bekliyorum ve burada OBP ve standart sapması iyi olanların sıralamalarda daha yukarılarda olduğunu göreceğiz. Özellikle ön lisans tercih edecek arkadaşların ve özellikle de 2 yıllık sağlık bölümlerini düşünen arkadaşların bu sene için çok dikkatli tercih yapmaları gerekiyor. Sözel kısmına baktığımızda 40-45 net bandında bir yığılma olacaktır arkadaşlar. Eşit ağırlığa baktığımızda AYT kısmında matematiğin etkisini net göreceğiz arkadaşlar. Burada da 30-40 net bandında bir yığılma olacaktır. Sayısal alanına geçelim. Sayısalda da yine AYT matematiğin etkisini net olarak göreceğiz. Ve en fazla yığılmanın 35 ila 45 net arasında olduğunu söylemek istiyorum. Yabancı dile de bakalım. YDT'de de arkadaşlar yine bir yığılma bekliyoruz. Ve burada da 40-45 net aralığında bir yığılma olacak. Dediğim gibi eğer yığılmaya yakalanırsanız burada sizi ileri veya geri atacak olan OBP ve standart sapma olacak değerli arkadaşlar. Unutmayın, bu sene netlerde düşüş göreceğiz ve bunun da yığılmaya etkisi olacaktır değerli arkadaşlar. Sonuçlar açıklanınca tekrar değerlendirmemizi yapacağız. Bölümlerle ilgili videolarımız gelecek. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.